Evet, Papazlar takımından Muhammed'le birlikteyiz. Hoş geldin Muhammed. Hoş bulduk kardeşim. Bugün derbi niteliği taşıyan Los Galacticos maçı oynadınız. 2-0'dan 3-2'ye muhteşem bir geri dönüş yaptınız. Maçı bize yorumlar mısın? Vallahi Los Galacticos bu ligin en iyi takımlarından biri. Her sene yarı final, çeyrek final, final. Onlar da bizim gibi kafaya oynamayı seven takımlar. Ya aramızdaki maçlarda da bir çekişme oluyor ister istemez. Son sezonlarda biz biraz daha iyiyiz. Bir ara onlar çok iyiydi bize karşı. Bizim şansımız tutmuyordu. Şimdi bizim şansımız tutmaya başladı. Maça gelirse güzel bir maç oldu. 2-0 geri düştük. Çok kötü başladık. Evet. Konsantre olamadık. Soğuk havanın etkisi. Biraz da fazla foul oldu maçın başında. Ona da alışamadık. Uyum sağlayamadık. Hakeme kaptırdı kendimizi başta ben olmak üzere. Tam istediğim performansı veremedik. Daha sonra devre arasında konuştuk. Bizi ateşleyecek bir gol yetiyordu zaten bize. Ateşleyen gol geldikten sonra oyunda da bazı taktik değişiklikler yaptık. Sedat abi forvet attık. Gol attı. 3 tane çok net pozisyon yakaladı. Sedat abi forvet atana kadar pozisyon sayımız azdı. Caner, Tugi sonradan gelenler müthiş enerji kattı yorulanların yerine. Yani bence en büyük avantajımız kadro derinliğimiz. Evet. Şu ana kadar 16-17 farklı isme şans verdik. Ya, evet, verdik. Bizim takımda. Bunu siz de biliyorsunuz. Bu maça gelirken de ilk 7'de yazan 3 ismin son dakika işi çıktı. Yakarısı hastalandı, ya yakını vefat etti, bir şeyler oldu. Ona rağmen yedekteki 3 kişi geldi. Yedeğe ekstra 2 kişi gene getirebildik. Hani takım herkes seviyor. İşi olmayan herkes gelmeye çalışıyor. Bu da bizim en büyük avantajımız. Burada 17 kişi de birbirini aratmadı. Hani şu ana kadar bir beraberliğimiz var. Evet. Ona da hani o yüzden şu eksikti, bu eksikti diye bahane yapmadan maçlarımıza devam ediyoruz. Papazlar takımı her sene final, yarı final gören takım. Geçen sene şampiyon, geçen sene finalist. Evet. Bu sene de çok iyi başlangıç yaptınız. Evet. Namalup gidiyor, bir beraberlik var. Önümüzdeki haftalar ne? Öncelikle amacımız keyif almak. Şimdi biz bir aileyiz her şeyden önce. Evet. Burada hani herkesi takıma çağırmaktan ziyade kendi yapımıza uyan isimleri dışarıdan, mümkünse lig içinden bir iki kişi. Onun haricinde herkes birbirinin arkadaşı. Biz ailece görüşen insanlarız. Takımdaki herkes birbirinin evine gitmişliği vardır. Hani burada yaz ama şimdi havalar soğuk olduğu için çoğunun neyin çocuğu olduğu için gelemiyorlar ama yazın görürsünüz papazlar bir aile evet. Şeklinde. Gelir burada kahvaltısını yapar, oturur, oyununu oynar. Ya bence bizim başarımızın sırrı bu. Biz de biliyorsunuz, geçen sene de oynadığımızda lisanslı oyuncumuz yoktu. Fırat'tan biz faydalanamıyorduk evet. Maçlarından dolayı. Hani lisanslı oyuncu oynatmaktan ziyade biz yıllardır oynayan arkadaş topluluğu. Hani hepimiz çalışıyoruz zaten. Pazartesi günü herkes işe gidiyor. Evet. İdmanlı arkadaşlara yetişemiyoruz ama bir takım disiplinimiz var açıkçası. Papazlara gelen herkes papazlardaki gibi oynuyor. Hani bireysel olarak belki bizi başka takımlarla kıyasladığımızda daha düşük gözükebiliriz. Ama herkes bize takım oyunu oynuyor. Belli bir felsefemiz var. Felsefe anlamda oturmuş bir kadromuz var. Tecrübeli. Kemal abi, Sedat abi, Emre gibi hem tecrübeli hem azimli arkadaşlarımız İşini yapan. Var. İşini yapan. Yani gözükmez. Kemal abinin maç içinde ne yaptığı gözükmez mesela. Evet. Görevini yapar çekilir. Sedat abi ne yaptığı gözükmez. Emre. Yapar çekilir. Emre aynı şekilde. Hiç şaşalı bir oyuncu değildir ama bence bu ligleri de benim gördüğüm en iyi sağ bek Emre'dir. Evet. Dağılır. Hani, belki siz de katılıyorsunuzdur. O yüzden dediğim gibi hani bizde olay aile olmak, takım olmak. Bu sene de final gelirse gene gelir. Gelmezse de canımız sağ olsun. Yani biz keyfimizi alıyoruz evet. Dediğim gibi. Herkese de bunu öneriyorum. Herkese başarılar. Başarılar diliyorum. Sezon olur inşallah. Çok teşekkür ederim abi.